sağlıklı şekilde bu işi yürütebiliriz, götürebiliriz. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Aras bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kurban Bayramı deyince konuşacak çok şey var diye söze girdik aslında, değil mi? Aslında öyle. İşte hani kurban bir süreç. Ülkemizin bir yılda kesilen hayvan sayısının toplamının %25'i totalde 1-1,5 gün içerisinde kesildiği için bu kadar yoğun hayvan hareketinin olduğu, kesimlerin, onların artıklarının sahada olduğu bir durumda tabii ki çok çok önemsiyoruz. Veteriner hekimlerin burada çok önemli görevleri var. Konuşacak çok şey var. Çok şey yavaş var. Yavaş başlarız, baştan nasıl isterseniz. Alalım, dilerseniz seçimden alalım. O en son sürece doğru yavaş yavaş gidelim. Biraz şimdi şöyle özetleyelim aslında. Buyurun. Yani şimdi insanlarda görülen hastalıkların %61 kadarı hayvanlardan kaynaklı, hayvanlar kökenlidir. Bunların yine insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de %90'ı yine hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmadır. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekir. Hayvan seçiminden başlamak üzere veteriner hekimlerin kontrolündeki hayvanların seçilmesine kadar giden bir süreçte tüm zaman dilimini doğru ve kontrollü veteriner hekimlerin kontrol ettiği süreçlerde yapmak gerekir. Biz neler yapıyoruz? Önce buradan başlayalım isterseniz. Veteriner hekimler insan sağlığının ve hayvan sağlığının en üst düzeyde korunmasını sağlamak üzere çalışmaktalar sahada. Çok ciddi, yani hem resmi veteriner hekimler hem sahada serbest veteriner hekimler hayvan sağlığının korunması ve ülkenin hayvancılığını geliştirmesine yönelik çaba sarf etmektedirler. Yine kurban zamanında hayvan refahı ve hijyen kurallarına uygun olarak kesimhanede görevlendirilmiş veteriner hekimlerimiz varsa bu yapılan dini görevin uygun şartlarda yapılmasını, hijyenik koşullarda bu hastalıklı etlerin insanlara ulaşmamasını sağlamak önemli görevlerden biri. Çevre kirliliğinin önlenmesi yine çok önemli görevlerinden bir tanesi. Kurban ruhuna uygun bir şekilde yapılması amaçlanıyor bunun. Bu ruhun korunması da veteriner hekimin görevi diyoruz biz genel anlamda. Ne yapmak lazım? Hasta, kurban olma niteliği taşımayan hayvanlar kurbanlık edilmemeli. Buna çok dikkat etmeli. Gebe hayvan kesmek istemiyorsanız mutlaka veteriner hekimlerle işbirliği içinde olmak gerekir. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için veteriner hekimlerin çok önemli rolleri var. Kurban Bayramı'nda da bu önemli rolleri üstleniyoruz. Sahada hep birlikte çalışıyoruz. Sonra kurban alım satım yerleri var, biliyorsunuz en önemli koşullardan bir tanesi bu zaten. Aslında o satışın, yani vatandaşla kurbanlık hayvanın buluştuğu ilk nokta. Hayvan seçimi orada çok önemli. İşte kurban edilebilecek hayvanlar, yani kurban edeceğiniz hayvan deve ise 5 yaşından küçük olmamalı. Yani büyükbaş hayvansa 2 yaşından, küçükbaş hayvansa 1 yaşından küçük olmamalı gibi süreçleri içeren kurban pazar yerlerinin sürekli denetlenmesi ve bu hayvanların ta ilk taşındığı yerden itibaren resmi veteriner hekim kontrolünde belgeleriyle birlikte taşınma işleminin sağlanması gerekiyor. Burada veteriner hekimler sahada sürekli o belgeleri kontrol ediyorlar. Vatandaşlara da önerilerimiz hayvan satıcılarından bu belgeleri istemeleri olur. O belgeleri görürlerse çok daha sağlıklı olur. En azından resmi veteriner hekim giriş çıkış işlemleri yapmış olur. Kulak küpesiyle de bu bakanlık tarafından kontrol edilmiş oluyor. Kulak küpesi demişken belki bunun önemini aktarabiliriz. Kulak küpesi bize ne anlatıyor? Aslında kayıtlı, yani kayıt sistemi. Bir oradaki numaralar o hayvanın hastalık geçmişinin de barındırıldığı bir sisteme gidiyor. O sistem üzerinde hayvanın çıkış noktası, örneğin Kars'taki bir hayvan oradan resmi veteriner hekime, bakanlığa bağlı veteriner hekime gidiyor. Diyor ki ben bu hayvanı İzmir'e götüreceğim diyor hayvan sahibi. Kars'taki hayvan resmi veteriner hekim diyor ki tamam götürebilirsin, evrakı imzalıyor. Hayvan buna uygun mu, sağlıklı mı benzeri. Yüklüyor oradan buraya geliyor. Burada örneğin İzmir'in herhangi bir ilçesi. Bayraklı'dayız, Bayraklı'ya getirdi. Bir kurban panayır alanına, satış yerine ya da kaymakamlıklar tarafından belirlenen kurban satış alanlarına götürdü. Hangi ilçedeyse o ilçenin resmi veteriner hekimine gidip ben geldim, hayvanı buraya indirdim, indirdiğim noktada güvenli bir şekilde satışa sunacağım diyor. Belgeler imzalanıyor, yerinde kontroller yapılıyor.
kurban satış alanlarında resmi veteriner, yani normal satış yeri temsilcilerini veteriner hekimlerle sözleşme yaparak orada veteriner hekim bulundurmaları önemli bir konuda. Hı hı. En azından bunların takibinin yapılabilmesi için. Epey prosedür de yoğunmuş. Yoğun. Aslında ama işte yani arada kaçak hareketler çok fazla olduğu için buna çok dikkat etmek gerekiyor. Hı. O küpede çok önemli bir materyal. Bizim için materyal, yani veriye doneye ulaşmak için önemli bir materyal. Hı hı. Yanlış bilmiyorsam E-Devlet'ten de sorgulanabiliyor küpe üzerinden ama tam emin değilim. Onu yarım yamalak söylemiş olayım. Kurban alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Yani kesinlikle satın alınması, alınmaması gereken hayvanların üzerinde duralım biraz isterseniz. Hı. Bahsettim, küpesi ve resmi veteriner hekimin sağlık raporu olmayan hiçbir hayvanı almamakta fayda var. En önemli şeylerden biri bu. Büyükbaş hayvanlarda küpesiz kimlik kartı diyoruz, o pasaport hareket sağlayan. Özellikle bu kimliği ve pasaportu olmayan küpesiz hayvanlar kesinlikle alınmamasını öneriyoruz. Kayıtlı değildir, o hayvana uygun şeyler yapılmamıştır, ilaç uygulanmıştır. Hem dini olarak uygun olmaz hem de tüketilmeye uygun olmayan bir et tüketmeye riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine küçükbaş hayvanlarda küpesi olmayan, gebe ya da yeni doğum yapmış olan hayvanları kesinlikle alınmamasını öneriyoruz. Damızlık değeri yüksek olan dişi hayvanları önermiyoruz. Çünkü ülke hayvancılığının devam etmesi lazım. Biraz önce konuya başlarken söyledim. Kurban Bayramı çok bizim için bir yıl boyunca kesilen hayvanın %25'inin kesildiği bir süreç. Hı hı. Çok kısa bir zaman. Kısa bir zaman içerisinde çok fazla hayvanımızı bu konuda kesime gönderiyoruz. Hı hı. Damızlık değeri olan hayvanların daha sonra onlardan alacağımız yavrularla birlikte ülke ekonomisine katkısını düşünecek olursak kesinlikle ve kesinlikle damızlık değeri yüksek dişi hayvanların vatandaşlar tarafından satın alınmamasını öneriyoruz. Böyle hayvan görürlerse bile. Hı hı. Aslında yasaktır ama ne yazık ki gözden kaçan vakalar olabilir, benzeri şeyler olabilir. Biraz da sağlık tarafına gireceksek, öksürük ve nefes güçlüğü olan hayvanlar kesinlikle vatandaşlarımız tarafından alınmamalı. Yutma zorluğu çekenler ve iştahsız olanlar, zaten zayıflar hayvan, kemikler görünmeye başlar. Tüyleri karışık ve mat olan hayvanları tercih etmemelerini, kesinlikle almamalarını öneriyoruz. Anormal kokulu, ishali olan hayvanlar, normalden daha fazla aşırı tepki gösteren ya da aşırı sakin olan, çok sakin olan hayvanların kesinlikle alınmamasını öneriyoruz vatandaşlarımıza. Kurban pazarında vatandaş ilk pazarlığı yapacağı zaman peki sizin bu saydığınız maddeleri kendi başına birinden destek almadan yapabilir mi, anlayabilir mi? Aslında çok zor. Yani o yüzden diyoruz ki her kurban pazar yerinde mutlaka veteriner hekim, yani sözleşme karşılığında veteriner hekim bulabilirler. Biz veteriner hekimleri odası olarak bu konuda destek oluyoruz. Bir sözleşme yapıyoruz. Yani kurban sizden. Satış alanında, hayır, satış yerini orada organize eden kişiler veteriner hekim bulundururlarsa, gelip bizimle bir sözleşme yapıp bir serbest veteriner hekimi yönlendirirsek, vatandaş en azından oradaki o veteriner hekimden bunları rica edebilir. Oranın daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından önemlidir. Aslında bir zorunluluk olmalı. Yani bir denetleme raporu var. Onun içerisinde yazıyor ama bir puan, yani şöyle söyleyeyim, totalde 50 maddelik bir denetleme raporu var. Puanlama yapılıyor. O satış yeri belli bir puanın üzerine çıktığında satış yapmaya uygundur deniyor. Şimdi oradaki bir madde sadece veteriner hekimin bulundurulması. O puanı almak istemezse başka puanlardan tamamlayarak o satış yerine devam ettirebilir. Böyle bir mecburiyet olmamış oluyor aslında. Ama biz diyoruz ki veteriner hekimler burada çok önemli. Vatandaşın tek başına bunları görebilmesi çok zor. Çok zor, evet. Yani hatta yetiştiriciler bile çok zorlanıyorlar. Hani başka bir ilden geliyor. Buradaki veteriner hekimleri tanımıyor. Kimine ulaşacağını bilmiyor. Aslında bunların tamamının organize edilmesi gerekiyor. Hı hı. Hayvanla ilgili bir olumsuzluk yaşadığında, çünkü kendi sürüsü de etkileneceği için doğrudan bir veteriner hekimle temas etmek isteyecek. Ve o yüzden satış yerlerinde veteriner hekimin bulundurulması çok çok önemli. Hatta bir ileri gideyim. Ne yazık ki ilk kurban komisyonunda odalar yok.
İl Kurban Komisyonu'na da özellikle biz odadan bir temsilci olmasını, bu konuları orada dile getirilmesini çok çok önemsiyoruz ve istiyoruz. Pazarda buluştuk, seçebildik diyelim belev ki. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ondan sonra nelere dikkat edeceğiz? Yani şöyle aslında sonrası alışverişinizi yaptınız. Pazarda uygun bir hayvan seçtiniz, sonrası kesime doğru gidiyor. Aslında normalde rutin hayvan kesim yerlerinde mutlaka veteriner hekimler görevlidir. Onların uygun şartlarında, hijyenik şartlarda kesim yapılır. Ve hani her sene birkaç vaka yaşarız. Hastalıklı hayvanlar vardır, bildirilmesi zorunludur ve bakanlık tarafından kişiye o hayvanı ödediği para geri ödenebilir belli bir oranda. Bir hastalıkla karşı karşıya, tüketilmesi uygun olmayan bir etle karşı karşıya kalırsa. Ama bunun için mutlaka kendisinin değil de izin verilmiş kesim yerlerinde kesimini yaptırması gerekiyor. O kesim yerinin özelliklerini mutlaka doğru bir şekilde belirlemesi yani gerekiyor. Yani siz tek başınıza, kendi bahçenizde kesiminizi yapıyorsanız ve böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız... Ne yazık ki tazmin edilmiyor. Yani işte veteriner hekim varsa kesim yerinde, veteriner hekim onayıyla düzenlenen raporla tazmin edilme şansı var. Burada bir ayrıntı, tazmin edemediniz. Ama o etin hastalıklı olup olmadığını anlayabilecek şekilde de olmanız. Yani onu anlayabilmeniz gerekiyor ki. Ama işte herkes kurbanda kasap oluyor eline bıçağı. Gıdayla sağlığınız bozulmasın. Çok ciddi bir hastalık ya da başka şeyleri de beraberinde getirebilir. Eğer tabii. Siz o etin hastalıklı olduğunu anlayamazsanız ciddi bir felakette karşı karşıya. Karşı karşıya kalırsınız. Hayatınız hatta tüketirsiniz. De. Tükettikten sonra geri dönüşümü olmayan bir sürü sıkıntıyla tabii. Baş başa kalabilirsiniz. Bunlar çok çok önemli. O yüzden doğrudan bu konuda bilginiz yoksa, et muayenesi yapamıyorsanız uygun kesim noktalarına götürmeniz, yetkililerin de yeterince kesim noktası, veteriner hekim kontrolünde kesim noktası yaratması çok çok önemli. Gerçi geçtiğimiz yıllara göre yavaş yavaş biraz toparlıyoruz değil mi? O eski manzaraları hatırlıyorum. Herkes bahçelerde, sokaklarda, yani. Kapılarının önlerinde. Hem hijyenik olarak hem de görüntü olarak çok çirkin görüntülere sahne oldu Türkiye. Biraz daha bilinçli yapılmaya başladığını söyleyebiliriz ama hala hazırda devam ediyor. Yeterli kurban satış alanlarının içerisinde sattığı yerde kesenler, hemen dışında kesenler, bulduğu ağacın üzerine asıp orada kesmeye çalışan insanlar hala gözlemlediğimiz şeyler. Önemli olan dediğimiz gibi sağlıklı ete sağlıklı zamanda ulaşmak. Hani %25'ini keseceksek, bu kadar hayvan keseceksek, 5 milyon civarı hayvan kesilecek ve bu etler ihtiyacı olan insanlar ve kendi dolaplarımıza konulacaksa buna sağlıklı bir şekilde ulaşmamız, hijyenik şartlarda ulaşmamız lazım. Orada tozun toprağın içinde değil, sürekli akan suyun olduğu, usulüne uygun alanlarda yapılması lazım. Ama dediğim gibi hani bir de bu işin tazmin riski var. Yani çok karşılaştık bununla. Kendisi kesmiş, yardım istiyor resmi veteriner hekimden, gidiyor. Bir hastalık teşhisi konuyor. İhbari mecburi, hayvanı alıp bertarafını sağlıyor. Bütün eti tüketime sunulmamak üzere bertarafını sağlıyor. O kişinin ödediği para ne yazık ki boşa gitmiş oluyor onun için. Şimdi görevini de yerine getiremiyor. Kesim yerlerindeki dikkat edilmesi gereken noktalara geçelim isterseniz. Yani insanlar en azından kendi bahçelerinde keseceklerse çevreye zarar vermemeye çok özen göstermeleri gerekiyor. Kesimlerin temiz, serin yerlerde yapılması lazım. Bol miktarda su bulunması lazım. Yani akan, sürekli akan bir su bulunması lazım. Kesim işlemi mümkün olduğu kadar hayvanın askıya alınarak yapılması gerekiyor. Hani kanın daha iyi akıtılabilmesi için. Cadde, sokak, park gibi kamu alanlarda hayvanları kesmemek gerekiyor. Onun dışında kesim yerleri var. Belediyelerin sağladığı kesim alanları ya da komisyondan izin alınarak uygun şartları sağlayan yerlerde kesim yapabilen bazı işte oto yıkamacılar, benzeri yerler var, bol sucuların olduğu. Oralarda mutlaka veteriner hekim bulundurulursa çok çok sağlıklı bir şekilde yürütülür. Kesimde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Dediğim gibi bıçakların, mesela kullanılan bıçakların sık sık temizlenmesi lazım. Hani çapraz kontaminasyon deriz bu.
bir yere denk gelirsiniz, hastalık vardır. O bıçak oraya değdiği anda mutlaka ayrılmalı, onu dezenfekte edilmeli, sonra tekrar kullanılmalı gibi işlemlerden geçirilmek zorundadır. Hastalıklı doku organlar mutlaka ayrılmalı ve bunlar muayene edilmeli. Hayvanın genel hastalığına ilişkin fikirler verir. Eğer burada çok ciddi riskler oluşturuyorsa, insan ve diğer hayvan sağlığı için riskler oluşturuyorsa ayrılmalı, mümkünse et de imha edilmelidir. İç organları yüzme işinden sonra kısa sürede çıkartmamız gerekiyor. Yutağı boşaltmalıyız, mide bağırsağı, safra ve idrar kesesi, üreme organlarını çıkarmalıyız. Memeyi ana karkastan ayırmalıyız kesim sırasında. Kesim sırasında mutlaka şahit olunuyor, herkes söylüyor. İşte dışkı içeriği, kan, bağırsaktan çıkanlar, çevredeki kirli etmenler bir şekilde kesim alanının içerisine giriyor. Bunların sürekli temizlenmesi, suyla uzaklaştırılması lazım. Tüketilecek olan sakatatların hepsinin temiz bir şekilde çıkartılması, düzgün bir şekilde yıkanması ve ayrıştırılması gerekiyor. Kurban atıkları, çöp verilerine gelişi güzel atmamalıyız. Kanalizasyon kanallarına dökülmemeli. Bazen hayvan oluyor, gerçekten kesiyorlar, hastalıklı çıkıyor ve bulduğu dereye atıyor insanlar. O hastalığın yayılmasına sebebiyet verebilir. O yüzden tüm iç organlar dahil olmak üzere hastalıklı bir organ parçası varsa doğru şekilde uzaklaştırılmalı. Çöp konteyneri şuraya buraya atılmamalı. Çevre temizliği, halk sağlığı açısından en önemlisi sahipsiz hayvanlar, biliyorsunuz. Sahipsiz hayvanların da bu etleri tüketme riski var. Onlara hastalık bulaşabilir. Ara konakçı olabilirler. Onlara bulaşan hastalık insanlara geçebilir. O yüzden çok çok dikkatli olmak lazım. Şu an yaşamıyor muyuz yani? Koronavirüs zaten veteriner hekimlerin en iyi tanıdığı virüslerden biri aslında hayvanlarda. Tabii. Değil tabii mi? Olması yani, dolayısıyla. Ya birçok hayvanda var. Aslında yıllardır uğraşıyoruz bu konuyla ilgili. İnsanlardaki formu, yani SARS-CoV-2 ne yazık ki çok kötü zamanlar yaşattı bize pandemi, evet, yani dönemiyle, ama hayvanlarda korona ile ilgili çok şey yaşadık. Evet. Yaşıyoruz da viral bir enfeksiyon. Evet, yani konak ve yayılmadan bahsedince, evet, yani yaşadığımız döneme atıf yapmadan geçmek olmaz. Bu bir gerçek, hani bize bir şey olmaz, yok böyle bir hastalık yayılmaz, işte o hastalıklı hayvanları dereye atmak, çöplere atmak, yani oluyor, başımıza geliyor, gördük. Evet. 2 yıldır neredeyse, 1,5 yılı geçti, 2 yıla gidiyoruz, 2 yıldır bir pandemiyle, bir virüsle mücadele ediyoruz ve virüse karşı insanlık çaresiz. Aynen öyle. Ve aynı ya da benzer ya da farklı hastalıklara sebep olmamız da an meselesi. Kesinlikle öyle. Hani birçok varyantı var şu anda, biliyorsunuz, ortalıkta gezen insanların içerisinde de varyantlar oluşuyor. O yüzden konak riski oluşturmamak için hastalıklı hayvanların, hastalıklı parçaların kesinlikle başka hayvanların ulaşamayacağı şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. Doğru şartlarda uzaklaştırılması gerekiyor. Kesimi yaptık. Doğru şartlarda kestik. Etimizi aldık. Artık bu saatten sonra bu etti, yani bol miktarda et geliyor. İşte dağıtımı sağlanıyor, parçalanması sağlanıyor ve işte dolaplara girecek yavaş yavaş. Burada çok önemli birkaç şey var. Yani et sıcakken doğrudan poşetleyip havasız bırakarak bir buzdolabının içine koyarsanız, doğrudan soğutucunun içine koyarsanız etin dış katmanı buz tutar ama içi ne yazık ki yeterince soğumayabilir. Katmanlı bir şekilde soğutmak gerekir. Hani eti aldıktan sonra mümkünse serin bir yerde 5-6 saat bekletip o vücut sıcaklığının düşmesini sağlamak gerekir. Ondan sonra paketleyerek dolaba koymalıyız. Yoksa iç kısmı soğutulmazsa et mikrobik üreme için çok uygun bir alandır. Çok hızlı bir şekilde mikroplar üreyip ne yazık ki yeşilleşme dediğimiz, işte çürüme dediğimiz kötü bir hal alır. Vatandaşlarım kesinlikle böyle bir şeyle karşılaşırlarsa bu kısımları tüketmesinler. Yani kesilip doğru şekilde uzaklaştırmak gerekir. Kesinlikle tüketmemeliyiz. Uygun koşullarda bir bakteri 12 saatte 16 milyara kadar ulaşabiliyor. Hani demin boronundan da bahsettik. Hızlı bir şekilde bakteri yükünü arttırıyor. Arttırdığında tehlikeye dönüşebileceği sonuçlar doğurabiliyor. Dayanma süresi, kesim kalitesi, et parçasının büyüklüğüne göre değişiyor. Normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gün. Bu süre kıyma için 3 gün.
Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünüyorsa etlerin derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu konuda çok önemli. Vatandaşlarımız için eti aldık, dağıttık ama hani o poşetleniyor, işte büyük parça, küçük parça, kemikli parçalar hepsi bir anda dolabın içine atıldığında o genel soğumayı sağlamadığınızda kendiniz için çok riskli sonuçlar doğurabilirsiniz. Çok dikkat etmek gerekiyor bu konuya. Hı hı. Dışarıda şimdi iki durumda da risk barındırıyor. Yani. Dışarıda yani yaz aylarındayız ve çok sıcak. Evet. Orada süreyi kaçırmak ya da sıcağa çok maruz tutmak ayrı bir problem. Aynen öyle. Onu erkenden dondurmak ya da soğutucuya koymak ayrı bir problem diyorsunuz yani. Kesinlikle. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Hani kasaplar bu konuda belli bir kesim yerlerinden başlamak üzere belli bir yol izlerler. Yani kritik kontrol noktaları belirlenir ve o kritik kontrol noktaları üzerinde sürekli kontroller yapılır. O etin sağlıklı bir şekilde soğumasını sağlamanız lazım ki sağlıklı gıda insanlarla buluşsun. Hı hı. Veteriner hekimler bu aşamada sıkça devreye girerler. Hani kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, uluslararası standartlar üzerinde o kritik kontrol noktalarının takip edilmesi üzerinde çok çok etkilidir. Ama kurban döneminde herkes hayvan kesiyor. Evet. O kestiği etleri doğru şekilde muhafaza etmezlerse ne yazık ki verdikleri para da boşuna gidiyor. Bir de üstüne sağlıklarından olabilirler. Çok ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirler. Evet. O yüzden kesim sonrası da dikkat edecek bu unsurlara vatandaşlarımızın kulağının içerisinde en azından biz su kaçırmış olalım. Şimdi sizin dediğiniz gibi herkes kasap olacak. Her evet. yıl şaşmayan şekilde biz de haberlerini yapacağız muhtemelen. Evet, ne yazık ki. Elini kesenler, bacağını kesenler, yaralananlar, hı-hı. kaçan hayvanlar, onları yakalamaya çalışanlar. Yine ülkede benzer tablolarla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Bunların da aslında en başında bu işi bilmeyenlerin bu işi yapmaya çalışmaya devam ettiğinin göstergesi. Evet, ne yazık ki öyle. Yani işte... Kasaplık da bir meslek. Yani bizim atasporumuz değil bu her hayvanı kesmek. O yüzden dikkatli olmak lazım. İnsanlar ellerini kesiyorlar. O hayvanı doğru zapt altına alamazsınız. Hayvan size zarar veriyor. Evet. Bir de kaçan kurbanlıklar var biliyorsunuz. Tabii. Peşinden koşuyoruz. Her şekilde sahada gerçekten işin ehli değilse ehline bırakmak çok daha doğru olacaktır. Hı hı. Böyle bir bakış açısına sahip olurlarsa vatandaşlarımız çok daha güzel olur. Hı hı. Etin tüketimi noktasında da uzmanlar zaman zaman uyarır. Hemen kesildiği gibi de tüketilmemeli diye. Evet. Orada yine bir yani onu bahsetmelerindeki neden nedir? Bir bakteri oluşumu mu yoksa? Konuştuk yani et vücut sıcaklığında ve mikrobik üremeye çok çok yakın. Yani hemen tüketmek hem lezzeti kalitesi açısından hem de mikrobik yükünün fazla olması açısından riskli. Anlatabiliyor muyum? Onun temizliğinin doğru yapılması, doğru yapılan temizlikten sonra dinlendirilerek tekrar dolaba konması yani gerekiyor. Yani vücut sıcaklığı yavaş yavaş kayboldukça mikrobik üremekten de uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Yani sağlıklı bir et haline dönüşüyor. Daha az mikrobik üreme için daha az sıcaklıklarda kalıyor. Yani dediğim gibi etin normal o sıcak hali mikrobik ya bakterilerin üremesi için çok uygun bir ortam. Hı hı. Ona dikkat etmemiz lazım. Kesim yaparken bıçakların sürekli değiştirilmesine, yıkanmasına, onları sadece kesmek için değil, biz aynı zamanda yediğimiz etlere temas ettiğini düşünerek hareket etmek gerekiyor. Çok dikkatli olmak lazım. Hı hı. Dikkat etmezseniz İşte gıda güvenliği, her zaman konuştuğumuz gıda güvenliği kısmında büyük riskler barındırmış olacağız. Atık konuştuk, hani mutlaka dedik konteynere atmayalım. Ne yapmalı? Yani akarsu ve kanalizasyon sularına atıklar kesinlikle dökülmemeye çalışılmalı. Eğer bir... Bunların cezaları vardır aslında değil mi? Var ama hani o kadar çok hayvan kesiliyor ki tespiti aşamasında çok zorlanılıyor. Yani kurban kesim alanında başka bir konu var. Her evin bahçesinde neredeyse hayvan kesilmeye çalışılıyor. Başka konularda uygun şartlar sağlanmış olsa bile hani dediğiniz gibi artık her parkta bahçede görmüyoruz. İnsanlar bahçelerinde suyla yapmaya çalışıyorlar. Doğru yapmaya çalışanlar da var ama çok olunca bunların takibi zor oluyor. Orada sıkıntı çıkıyor yani. Orada da denetimlerin, İzmir'de durum nasıl gerçi bilmiyorum. Yerel yönetimlerle birlikte veteriner odası birlikte çalışıyor mu? Mesela denetimler İzmir'de nasıl yürüyor? Yani şöyle biz bunu söylüyoruz zaten. Yani denetimler serbest veteriner hekimler
orada görevlendirilebilir demiştik ya hani. Evet. Onun dışında hani veteriner hekimler odası ne yazık ki komisyonun içinde değil. Hı. Çünkü odalar komisyonun içerisinde değil. Ama doğrudan önerilerde bulunuyoruz. Mutlaka gideriz komisyonla görüşmeye çalışırız, randevu alırız, anlatırız nasıl yapılması gerektiğini yıllarca. Gökhan Bey de İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı da yıllarca gidip anlatmaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğünce doğru olanı anlatmaya çalışıyoruz. Resmi veteriner hekimler var. Bakanlığa bağlı çalışan veteriner hekimler sahada görevlendirilir zaten. İlk kriz komisyon olarak. Onlar sık sık denetliyorlar. Zabıta kolluk üzerinden sık sık denetlemeler yapılıyor. Ama yeterli oluyor mu? Dediğim gibi yani çok ciddi oranda bir kesim olduğu için işte vatandaş da bu konuda fazla duyarlı olduğu için o denetlemeler biraz şeyde kalıyor, bazda kalıyor. Bir de yığılmalar olacaktır ilk gün diye düşünüyorum. Aslında 3-4 gün boyunca devam ediyor bayram, evet. Ama ilk gün farklı bir, herkes ilk gün kurbanını kesmeye çalışıyor. İlk gün sabah ilk sıra. Evet, herkes o şekilde kesmeye çalışıyor ama şimdi bir zaten mevcut bir hastalığımız var. Evet. Zaten dikkatli olmamız gerekiyor kesim aman, esnasında. Üstelik zaten bir hayvanı keserken dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Geçen kurbanda da gerçi pandemi vardı. O konuda da uyarılarda bulunmak yani lazım. Yani hemen söyleyelim, mutlaka belediyeler, üreticiler, vatandaşlar yani pandemi döneminden tam anlamıyla çıkmış değiliz. Hani bu bir kişiyle başladı. Aşılama süreci hızla ilerletilmeye çalışıyor. Hani bu süreçten mümkün olduğu kadar ağız kayıpla çıkmaya çalışmıyoruz. Bütün dünya bunun, evet. bunu hedefliyor. Şimdi biz hani kurban görevi yapılırken kurbanla ilgili konularda dikkatli olmazsak, yani belediyeler dikkatli olmazsa, üreticiler dikkatli olmazsa, hayvan pazarına gelinen vatandaşlar dikkatli olmazsa bunun yayılımının artma riskiyle karşı karşıya tamam. kalırız. O yüzden pandemiden uzaklaştığımızı düşünmeden doğru sosyal mesafelerle, hijyenik şartlarda, maske ve temizlik şartlarına dikkat ederek çok dikkatli olunmasını şiddetle öneriyoruz. Evet. Çünkü şimdi ben dışarıda biraz dikkatli baktığımda görüyorum ki pandemi bitmiş gibi bir hava var. Sıcağın da etkisi muhtemelen ki birçok kişi artık maskelerini bırakmış dışarıda yürürken. Halbuki daha dün Sağlık Bakanı'nın açıklamaları vardı. Delta varyantı 3 katına çıktı. Hızla artıyor. Üstelik hedeflenen vaka sayısı 5000'in altında tutunmaya çalışılırken dün itibariyle artık 6000 üzerinde Kurban Bayramı'nı idrak ederken hastalığın da yanımızda olduğunu unutmamak kesinlikle lazım. Fayda var. Şimdi biz kurbanlıkların o pazarlara gitmesinden, pazarlıklarda seçiminden, kesimine kadar ve dolaba girene kadar, eve gidene kadarki sürecinde vatandaşları uyarmaya çalıştık. Tüm detayları aktarmaya çalıştık. Son 5-6 dakikamız da var. Yavaş yavaş toparlayacağız. Çok hızlı sadece unutmadan aklımda kalmasın. Hani hep dedik hastalıklı dokular. Yani atıkların tamamını düşünün. Yani tüketilmeyen atıkların tamamı mümkünse kendileri kesiyorsa derin çukurlar. Açılarak, üzeri kireçlenerek kapatılması gerekir. Hı. Hayvanların kazarak ulaşma riski için yüzeysel değil, daha derin çukurlar. Akarsulara, kanalizasyonlara zaten dökmemeliler, konteynerlara atmamalılar. Benim deliler, kafamdaki her şeyi söylediğim gibi geldi şu anda. Deriler, zaten onlar teslim alınıyor ama eğer atanlar varsa deriler de değil mi şey önemli? Yani şimdi ekonomik değeri olan şeyler aslında bunlar. Atılmak yerine daha uygun kullanılacak yerlere verilmesi çok çok önemli. Yani eğer onu kullanmayacaksanız işte doğru şekilde bertaraf uzaklaştırmak gerekir. Yani gömmek gerekir üzerine kireç atarak. Dedim yani mikrobik yükü çok fazla. Kanla doğrudan temas ediyor. Deri olduğu için zaten dışarıdan bir sürü bakteriyel yükle karşı karşıya çok dikkatli olmakta fayda var. Kullanılmayacaksa doğru şartlarda kullanılacak yerlere teslim edilmesi gerekir. Şimdi son 5 dakikada hayvan hakları yasasını aslında ben konuşmadan geçmek istemem. Hayvanseverlerin büyük bir tepkisiyle sadece karşı karşıya kaldık. Senelerdir bekliyorduk ki hayvan hakları yasası çıkacak. Artık çok ciddi yaptırımlar gelecek ve bundan sonra onlar da farklı bir statüye kavuşacaklar dedik. Meclisten geçti ama hayvanseverler dedi ki biz bu yasayı caydırıcı bulmuyoruz. Öyle. Biz veteriner hekimler de diyoruz daha fare doğurdu. Yani 17 yıl yani kanun 2004'te çıktı, 2006'da uygulama yönetmeliği, 2008'de yasaklı ırklarla ilgili yine bir yönetmelik, arada çıkan yönetmelikler.
sahipsiz hayvanların mevcut durumu ile ilgili düzenlemelerin hep ucu açık bırakılmıştır. Biz bu kanundan artık net cümleler bekliyorduk. Kanun değişikliğinden net cümleler bekliyorduk. Ancak çok yüzeysel değişikliklerle sorunun genel anlamda, çünkü bunun iki tarafı var. Bir, hayvanların sorunları, sahipsiz hayvanların sokakta işgal edilmiş alanlarda yaşadıkları sorunlar devam ediyor. Aynı zamanda o hayvanlardan kaynaklanan insanların sorunları da var. Yani çevre sorunları var. Bunların tamamını bütüncül yapıyla inceleyerek mevcut kanunda daha değişik önerilerle gelinmesini beklerdik. En önemli, aklıma ilk geleni söyleyeyim. Yani eskiden böyle bir sınır yoktu. Hani tabii denetlenemiyordu, ayrı mesele, ama 25 bin nüfusu olan, 25 binin altında nüfusu olan belediyelerin bakım evi kurma şartı ortadan kalktı. Yani şimdi eskiden işte görevini yapmıyor denilebilirdi 25 binin altındaki. Bakım evi yapması, kısırlaştırılması, aşılanması, hayvanların insanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeyecek halde sağlıklı bir şekilde rehabilite edilerek huzurlu hayvan refahı sağlanmış şekilde yaşam alanında bırakılması gerekiyor. Bunları sağlamanın en iyi yolu veteriner hekim istihdam edip bakım evleri kurmak. Şimdi bakıyoruz, 25 bin diye bir sınır çıktı. Neden bir sınır koyuyoruz? Daha önce sınır yoktu. Bütün belediyeler desek çok çok daha iyi olurdu. Bu en genel örneğim bu olsun diye. İşte yasaklı ırklarla ilgili yine bir çalışma var, ama hani denetlenemeyen kanun ya da denetlenemeyen kural, kural olmaktan çıkıyor. Şimdi insanların 2004 yılında çıktı kanun, dediğim gibi 2006'da uygulama yönetmeliği, 2008'de yasaklı ırklarla ilgili ek yönetmelik çıktı. Belli ırklar var orada ve yasaklı bunlar. İnsanların o tarihe kadar, 2008'dekini baz alırsak, 2008'deki yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde ellerinde baktıkları hayvanları kısırlaştırmak şartıyla ömür boyunca bakabileceğini söylediler. Ama sonrasında doğanlar, insanların yasa dışı yollardan elde ettiği bu hayvanlar, bunların denetlenememesi, el konulamaması, el konulduktan sonra bu hayvanlara ne olacağının soru işareti, hepsine bir bütüncül bakış açısıyla tam ve sonuca ulaşabilecek şekilde bir yöntem geliştirilmesi gerekirken, yine bugünkü resmi gazetede yayınlanan hayvanların koruma kanununda değişiklik içeren kanunda bir 6 aylık süre verildi. 6 ay süre sonrasına kadar ellerindeki mevcut hayvanları kısırlaştırmak şartıyla ömür boyu bakacaklarını söylediler. Şimdi kritik sınır bu. 6 ay sonra bunu doğru denetleyemezseniz, yeni yavrular gelirse, o yavrular ortalıkta gezerse, hiçbir zaman koyduğunuz kural anlamlı olmaz. Bu peki yasaklı ırklarda eğer yani yasa dışı bunlara işte yavrular oluyorsa ve çoğalıyorlarsa, bu ırklar üretmek, yasaklı da satmak olduğu için bunların ya, aşıları, bakımları da o zaman eksik kalacak. Eksik kalacak. Yani şimdi biliyorsun sahipli hayvanların kaydına ilişkinde bir şey çıktı. Bütün hayvanlar, yani köpekler için 2021-31 Aralık'a kadar bütün köpek sahipleri hayvanların kayıt ettirmeleri gerekiyor. Resmi bir sisteme ve yeni pasaport almaları gerekiyor mikroçip takılarak. Kediler için 2022-31 Aralık sonuna kadar böyle bir tarih var. Bu tarih içerisinde kayıt altına alacaklar. Şimdi yasa dışı yollardan, yani kanun bir ırk hedef gösterdiği için söylüyorum, tırnak içinde, fikrim bu olduğu için söylemiyorum. Bence hani bir ırkı suçlamak başka bir konudur. Tehlike arz eden köpekler diye, daha o kadar genişletmeden daraltılarak gidilebilir. Bu hayvanlar kayıt edilemeyeceği için sistemde, bir kayıtları, mikroçipleri olmayacağı için merdiven altı olacak. Merdiven altı olan hayvana veteriner hekim iğne, ilaç uygulamak istemeyecek. Hastalıklarına belki bakmak istemeyecek. Tabii ki hani mecbur kaldığında o hayvanın, bizim meslek andımız var. Yaşam hakkı kutsaldır. Yaşam hakkının tehlike altına olduğu her koşulda müdahale edilecektir, ama müdahale ettikten sonra yani başka bir yere şikayet etmesi gerekecek. Çünkü tabii, bir kanun da basalınmış. Bu yasaklı ırklardan kurtulmamak meselesi değil. Zaten koyduğunuz kuralı uygun olup olmadığını denetlenmesi meselesi.
kim denetleyecek? Mesela örneğin hiç İçişleri Bakanlığı'nın Çevre Doğa Hayvanları Koruma Polisi'nden bahsedilmiyor. Ama İçişleri Bakanlığı böyle bir uygulamaya gitti. Hayvan polisi, yani Haydi diye uygulaması var. Uygulamadan fotoğraf çekip gönderebiliyorsunuz. Kolluk kuvvetleri bu konuda işlem yapabiliyor. Ya madem bu uygulama değişti, oradan da bahsedin. Onları da koyun. Onlardan da materyal var, çünkü olan bir şeyden koymak gerekir. 17 yıl sonra bizim beklediğimiz şey doğada kapsamlı, net cümlelerle hayvanların sorunları ve hayvanlardan kaynaklanan sorunların çözümüne ilişkin atılacak adımlardı. Daha biraz fare doğurdu. Detaylı bir şekilde ilerleyen günlerde yine konuşuruz. Onun için ayrı bir program yapmak lazım. Değil mi? Maddelere tek tek bakmak lazım. Çünkü çok fazla eleştirilen madde var. Ve bir emek harcanıyorsa, zaman harcanıyorsa neden tam istenilen gibi olmasın? Neden her şeyiyle dört dörtlük hale? Belki de elbette ki eksiklikler hep olacaktır ama en iyi hale taşınmasın. Yani. Hepimiz bunu isteriz aslında. Aynen öyle. Ve çok da zamanımız vardı. 17 yıl geçti yani, hiçbir değişiklik olmadan, düzenleme olmadan 17 yıl sonunda biz bunu sindirmiştik aslında. Aslında bir kanunumuz vardı, en iyi ihtimalle böyle düşünmek lazımdı. Bu kanun ne kadar uygulanabiliyordu, bunu ne kadar denetleyebiliyorduk, bu kısmını önce gözden geçirip tabii ki değişiklik çok ihtiyaç olandı. Evet. Çok yuvarlak cümlelerle giden kanun metninden bahsediyoruz. Zorlanıyor yani, hem belediyede sahipsiz hayvanlara klinik hizmeti veren meslektaşlarımız bu konuda zorlanıyor. Çünkü hayvan sağlığı esas, uygun şartları yok. Uygun şartları olmadığında bakmak bir veteriner hekim için de çok zor. Çok zor. Evet. Yani orada bir hastayla veteriner hekim baş başa kaldığında, hastasını iyileştirmek için elinde materyal, donası, iğnesi, ilacı, steril aletleri, ekipmanları olması gerekir. Çoğu belediye bunları da sağlayamıyor. Şimdi bakım evi olmayanlara diyor ki işte bir önceki yıl gerçekleşen bütçenin %5'i kadar ayıracaksınız. Büyük şehirlerde %3. 3 sene boyunca bakım evinizi yapacaksınız diyor. Bu iyi bir şey. Ama onun hani standartlarını belirleyecek bir uygulama yönetmeliği çıkacak diyor. Ne zaman çıkacak? Hızlı bir şekilde çıkartılıp bu konuda hızlı bir şekilde önlemler almamız lazım. Neresinden bakarsak bakalım çok yoğun bir sahipsiz hayvan popülasyonumuz var. O sahipsiz hayvanları koruyucu hekimlikle sahada sağlıklı tutmazsak hepimizin sağlığını da risk altına atmış oluruz. Evet, haklısınız. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Bu imkanı bize sağladığınız için İzmir Veteriner